Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz iki şiş ile yapmış olduğum bu çalışmanın nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Özellikle erkek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, bebek örgülerinde de e, aynı şekilde kullanabileceğiniz bir e, güzel çalışma arkadaşlar. bunda e, bunda bu modelimde e, Himalaya'nın şekilde ipini kullandım. Şimdi ise size Alize. Superlana Maxi isimli iple anlatmak istiyorum. Bu ip biraz daha kalın. Şişimizde ipimizde ona göre biraz daha kalın olacak arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Arkadaşlarım bunların her biri her bir sarmaşığımızda dörder tane ilmeğimiz var. İkişer de arada ilmeğimiz var. Yani modelimiz şöyle 6-6 şeklinde giden bir çalışma. 6 artı 2 de diyebiliriz. Şöyle hemen başlayalım ee, kenardan ilmeklerimizi toplamaya. Bir tane daha yapalım. Bir. 2, 3, 4. Evet, iki tane de kenar ilmeği için atalım ve hemen yapımına geçelim. Şimdi burası arka tarafımız arkadaşlar, arka kısım. Şu şekilde alıyorum ilk ilmeği ve başlıyorum hemen buradan ilkini. Bakın şu şekilde düz olarak örüyorum. Ön tarafta ters olacak arkadaşlarım bu ilmek. Modelimiz genelde arka taraftan kurulan bir model. Şimdi birinciyi bu şekilde ördükten sonra üzerine alıyorum. İpimi şu şekilde tutuyorum. Arada bakın bir tanesini ördüm. Tekrar üzerine alıyorum ve ikinciyi örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Üçüncüyü örüyorum tekrar üzerine alıyorum dördüncüyü de örüyorum arkadaşlar yani bir arttırıyoruz bir örüyoruz bir arttırma bir örgü daha sonra arada iki tanesini bu şekilde düz olarak örüyorum şimdi yine dört tanesini bakın arttırmamı yaptım getiriyorum ve bu şekilde örüyorum arttırıyorum ve ikinciyi ördüm 3 ve 4. Dört. 4'ten sonra 2 tane düz olarak örüyoruz. Sonra tekrar 1 4'lü daha yapacağız şu şekilde. 1 2 3 4. Ve şimdi bu kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. En kenardakini de takıyorum arkadaşlar. Şimdi ön tarafa geldiğimizde hemen bakın aldım bu şekilde. Bu kenardaki tersi hiç değiştirmiyorum. O hep bu şekilde gidecek arkadaşlarım. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bu arttırarak örmüş olduğum ilmekleri bakın birinci ilmeğimi aldım çıkartıyorum. İkinciyi aldım. Diğerini arttırmış oldum. Aradaki ilmeği çıkartıyorum. Diğerini aynı. Diğerini aynı. Yani dört tane ilmeği içinden ilmeğin diğer o arttırmış olduklarımı çıkartıyorum. Daha sonra bakın bu şişimle bu taraftan 2 tanesini alıp bunları birbirinin içerisinden bu şekilde geçiriyorum. Bu şekilde geçirdikten sonra tekrar takıyorum. Bakın ve düz olarak bu 4 ilmeği örüyorum. 3 ve 4. Arada gelen 2 ilmeği 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi diğerine geldik. Yine aynı şekilde bakın aldım, çıkardım, buraya takıyorum. Çıkartıyorum aradan çıkartıyorum çıkartıyorum şimdi dört taneyi çıkardıktan sonra bakın dört taneyi yine bu tarafa geliyorum bunun içerisinden ikisinin içerisinden giriş yapıp diğer şişimde kalan ikiyi bunun içerisinden geçiriyorum ve bunları da düz olarak örüyorum Ve ikiyi yine bu hep aynı gidecek arkadaşlarım bu iki arada hep bu şekilde devam edecek. Şimdi diğer dörtlümüzü de aynı şekilde yapalım. Hemen bakın buraya aldım. Bunu içerisinden geçiriyorum. kenardakini yine tersten örüyorum. Kenar ilmeğini takıyorum. Arka sıraya geldik yine. Yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın aldım. Bunu yine düz olarak örüyorum. Üzerine alıyorum bu şekilde. Bakın şu şekilde. Ve 4 tane ilmeği yine üzerine alarak örüyorum arkadaşlar. sonuncuyu da örüyoruz ve şimdi aradaki iki düzü örüyoruz sonra tekrar üzerine alıp diğer ilmekleri devam ediyoruz yine artırmamızı yaparak geldik ön tarafa. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki ilmeğimi tersten örüyorum. Diğerlerini bakın şu şekilde 1 2 3 ve 4. 4 tanesini bu şekilde diğer şişime taktıktan sonra ikisini bu şişime aktarıyorum ve arasından geçiriyorum. hemen gelen 2'yi tersten bu şekilde ön taraftan örüyorum arkadaşlar. Diğer gelen 4'ü de aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlarım bakın. Her sırada aynı şekilde yine arkaya geçtiğimizde yine arttırarak o dörtlüğü öreceğiz. Ve daha sonra ön tarafta da birbirinin içerisinden geçirerek böyle bir güzellik elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.